Merhabalar, YKS 2023 Tayfa Mesut'u başvurularına artık sayılı günler kaldı. Başvuru başladığında ben sizlere tekrar uygulamalı olarak anlatacağım ama bugün böyle bir kısa başvuru yapalım. Geçen yılki başvuru ekranından aday işlemleri sayfamıza gireceğiz. Başvuru sürecindekiler 2023 MSÖ'ye tıklayacağız. Daha sonra karşımıza bu ekran gelecek. Sonraki adım diyeceğiz. Kişisel bilgilerimizin yer aldığı ekran gelecek. Daha sonra adres, telefon bilgilerimizin yer aldığı ekran gelecek. Burada da herhangi bir hata yok ise sonraki adım diyeceğiz. E-posta girilecek. KEP adresi gerek yok. Daha sonra yine sonraki adım diyeceğiz. Buradaki bilgileri doldurduktan sonra öğrenim bilgilerimiz gelecek, okul bilgilerimiz gelecek bu ekranda. Bu zaten lise sonunda olanlar için sıkıntı yok. Mezun olanlarda da zaten burada mezun yazacak. Yine buna da sonraki adım diyeceğiz. Daha sonra işte burası önemli. Şehit Gazi çocuğu iseniz bu kutucuğa tıklayıp orada uygun olanı seçiyorsunuz. Bu şekilde şehit çocuğuyum ya da gazi çocuğuyum diye. Değilse alttaki kutuya geçiyorsunuz. Sosyal durum, sosyal bilimler testinde din kültürü. Yani din kültürü dersi gördünüz mü, görmediniz mi lisede? Ortaöğretimde dersi aldım veya almadım. Hangisi ise size uygun olanı onu seçiyorsunuz. Daha sonra sevgili arkadaşlar sınav merkezi tercihi. Sınav merkezi tercihi. Burada da şu ekran çıkacak karşımıza. Burada arama butonuna nerede sınava girmek istiyorsak oraya yazacağız. Tabii ki ikametgahımızın bulunduğu yerlerde sınava giriyor biliyoruz. Daha sonra kılavuz koşullarını okudum, kabul ediyorum kutucuğunu tıklayacağız. Sonraki adım diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Sonraki adım dedik. Evet, karşımıza bu ekran çıkacak. Katılmak istediğiniz oturumları seçin. Bu zaten otomatik tikli olacak sizde MSÖ'ye başvuru sırasında. Daha sonrasında ücret yatırma işlemi olacak. Ücret yatırma işleminde de nasıl yatıracağız onu da ben sizlere anlatacağım. Sonraki adım diyeceğiz. Sonraki adım diyeceğiz. Ücret işi sonradan oluyor çünkü. Yine burada sonraki adım diyeceğiz. Ön izleme ve onay ekranı çıkacak karşımıza. Evet. Başvuru kontrol ve ön izleme ekranı çıkıyor. Onu başvurumuzun doğru olup olmadığına bakacağız. Ona tıklayıp da herhangi bir hata yoksa da tıkladıktan sonra karşımıza bu ekran çıkacak. Başvuru işlemi ÖSYM'ye bildirilmiştir diye. Tekrar herhangi bir değişiklik olursa başvuruda o gün geldiğinde ben sizlere her şeyi anlatacağım. YKS zamanı geldiğinde YKS ile ilgili bütün bilmeniz gerekenler, sonrasında tercih dönemi, üniversite kayıtları, burslar, yurtlar, her şey bu kanalda olmaya devam edecek. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.